Şimdi aslında siz böyle hani bağırıp bağırıp birbirinize laf söylüyorsunuz ya. Aslında olayın çözümü bunlarla hiç alakalı değil. Olayın çözümü eğer siz o gün Mine'ye gitmediyseniz neden yalan söylüyorsunuz da? Eğer Mine'ye gittiyseniz Mine neden yalan söylüyor da? Eğer Mine gerçekten diyorsa ki buradan benden çıktı, o zaman Mine katili biliyor. Siz eğer Mine'ye gittiğiniz konusunda yalan söylüyorsanız, siz bir şeyleri saklamak için yalan söylüyorsunuz demektir. Olayın diğer bir çözümü, oraya bir paket gömülmüş. Ne yazık ki içinde 18 kilo yasaklı madde var. Gömdüğünü söyleyen kişi, ve ben size şunu da söyleyeyim. Yani 18 kilo dediğiniz şey, öyle hani küçük bir paketten falan bahsetmiyoruz. 18 kilodan bahsediyoruz yani. Tamam, 18 kilo un. Şimdi 18 kilo unu birisi bahçenize gömerse sizin, sizin bu bahçeye üstelik evinizin önündeki incir ağacıyla bir elma ağacının arasına gömdüyse sizin bunu fark etmemeniz mümkün değil. O öyle az buz kazılacak bir yer değil ki. Yani. Kazmış da kazmış olmalı lazım. Değil mi? Yani, 18 evet. maddeyi gömdü. Sonra o 18 kiloyu gömecek, üzerini kapanacak, kapatacak. Siz toprakta büyüyen insansınız. Siz onun oranın kazılıp tekrar üstünün kapandığını fark etmemeniz mümkün değil. Doğru. Evet. Yani daha sonra işte belirli bir yaşın üzerinde diye babaanne dinlenmemiş ama babaanne Almanya'daki kızını bile arayıp buraya adamlar geliyor, maskeli adam bile geldi. Bahçede bir şeyler arıyor demiş. Yani evinize geliniyor, gidiliyor falan filan. Benim ondan hiçbir haberim yok. Bakın ben bu kızın bu nedenle öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü şu anda ortada başka bir neden yok. Bu kız bu madde yüzünden öldürüldü. Ya buraya gömenler dediler ki siz mi aldınız, baban mı aldı falan. Bak kız İstanbul'a gelirken bu Şeyho'nun arkadaşlarıyla beraber kızın üzerinde para aramasının nedeni de o. Siz kızınıza ne kadar para vereceksiniz? Çalışmayan etmeyen 18 yaşındaki kızın üzerinde kaç lira parası olacak? 300 lira 500 lira olsun, o bile olmaz. Onlar onu almaya gitmiyorlar. Baba bunu İstanbul'a gönderiyor. Acaba parayla mı gönderiyor diye düşündükleri için onlar da geliyorlar otogara. Onlar otogara o niyetle geliyor. Beyefendi ortada bir mal var. Mesela Şeyho diyor ki bana cezaevinde söyledi. Sizin kaç erkek kardeşiniz var? Benim mi? İki erkek kardeşim var, bir abim var. Üç tane erkek kardeşiniz var. Üç tane. Yani bir tanesi cezaevindeki Fahrettin, iki tane daha erkek kardeşiniz var. Fahrettin oraya 18 kilo yasaklı madde gömecek de siz de dediniz ben gördüm erkek kardeşlerini korktum demediniz mi? 7 tane söyledi. Fahrettin'i. Şeyho'ya niye söylesin? Şeyho cezaevine hırsızlıktan girmiş adama git benim orada malım var diye anlatana kadar kendi abisine söylerdi. İşte abileri, abla, kardeşleri neyse giderlerdi, alacaklarsa onlar alırlardı. Çok güzel konuya değindiniz Mülege Hanım. Bunun cevabını verin. Bakın. Şimdi Fahrettin buna nasıl demiş. Nasıl fark etmediniz siz 18 kilo oraya gömüldüğünde? Hiç ben o bahçeyle neyle ilgim olmaz. Direkt annemginden. Bak bu sorunun beyefendi, cevabını verin. Müsaade edin. Müsaade edin cevabını verin. Benim bahçem yok. Saksım var. Saksıma bile birisi bir şey ektiğinde geçerken fark ederim. Fahrettin bağımlı olduğu için bunlar. Bunları o zaman benim başıma musallat olsun diye göndermiştir. Bir saniye. Musallat olsun diye. Fahrettin demedi mi? Benim öyle bir şeyim olsa bunları mı gönderirim? Dedi mi demedim? Siz arıyorsunuz. Ben, siz de bahçeyi kazıyorsunuz. Tamam bak. Ben şüphe duydum. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Benim eğer bahçeme ben bir şey gömüldüğünü birinden duyarsam kusura bakmayın o bahçeye bile adımımı atmam. Anında polisi çağırırım. Bir de ben o malı alıp satmayacaksam niye kazmakla uğraşayım ya? Yani benim kaç yaşında insanlarız vallahi yani. Vallahi bak düşüncem. Bunları dedim, bunları bir paket ettireyim de dedim pislikler temizlensin dedim. Peki Müge Hanım. Paket ettirmek için polisi çağırmanız lazım Müge beyefendi. Hanım. Paket ettirmeniz için... Hatta kızınız, kendisine de dedim. Kızınız, şimdi polis çağırayım mı dedim mi demedim mi? Çağırayım mı değil çağıracaksın. Gireceksin çağırayım, tuvalete dedim diye mi, çağıracaksın. Mi? Bir saniye bak. Dedim mi demedim bak, gözünün mi? Gözünün içine bakıyorsun o da aynı böyle yapıyor. Yok. O ne derse Yasin siz Bey, onun dakika, dediğini yapıyor. Bir saniye yapıyor. Efendim. Yasin dedim Bey demedim. Bir şey söyleyeceğim. Bakın, bir durun. Kaşarı Yasin Bey siz onlara şimdi polis çağırayım mı demekle gözdağı da vermiş olabilirsiniz. Bunu benimle paylaşmazsanız... Olasılıkları söylüyorum yapmışsınızdır anlamında değil. Ya da korkutmak bunu benimle paylaşmazsanız o zaman ben polis çağırırım sizi ihbar ederim anlamında da söylemiş olabilirsiniz. Korkma polis amaçlı çağıracak. Korkutma amaçlı. İşte korkutup niye korkutuyor çünkü bilsinler yani. Fahrettin bunları benim başıma belo olarak göndermiş olabilirler efendim. Kişi, bak polis bir dakika bir konuşturun tamam. Ama polis çağıracak olan kişi anında polisi çağırır. Maddeyle, yasaklı maddeyle bağlantısı olmayan,
yasaklı maddenin de bahçesine gömüldüğünü öğrenen kişinin yapacağı tek bir şey var. Anında polisi çağırır. Korkarsın. Korkar, ödü kopar. Yani siz orada yasaklı maddenin bahçenizde olduğunu öğrendiniz mi? Bunlardan. Ya onlardan bunlardan. Onlardan bunlardan değil efendim. Bunlar bu adam ağzıyla söyledi. Benim soruma cevap ver. Tamam bundan öğrendim. Öğrendin. Senin bahçende yasaklı madde var. Öyle mi? Var dediler. Tamam. Var demiyorum. Sen de sormadın mı? Bir dakika kardeşim. Niye değiştin? Benim bahçemde yasaklı madde. Söyle bakayım bahçemin neresinde? Bunlar da diyecek demiş sana. İncir ağacının altında. Onun üzerine gittin baktın mı? İncir ağacının efendim, altında bak, benim... bir toprak kazılma, bir toprakta değil. İki gün kazmış hayır. Kendisi bulmak için. Bak bunun dediği yer, bunun dediği yeri şey İki gün kendisi kazmış. Bir saniye bak. Kendisi kazmış bulmak için onları kovalayıp. Evet. Evet. Bak. Yürüsün evet. Ya. Bunun dediği yer, ha? Bunun dediği yer ben kenar tarafından başladım kazmaya. Ama bunun dediği yer kendisi tam olarak Fahrettin dedi diyor. Tamam, tam olarak ben yerini biliyorum dedi. Tahmin ettiğin yeri de senin kendin kazdın. Bak efendim ben belki ben yanlış yeri kazmış olabilirim bir saniye. Ya netice kazmanın sebebi ne? Yasaklı maddenin orada olduğunu düşünerek kazıyorsun. Öyle mi? Yani orada başka olabilir bir hazine aramıyorsun. Orada başka bir eski eser aramıyorsun. Yasaklı maddenin orada olduğunu düşünerek kazıyorsun. Bir lağım eştim hazine arıyor demişler. Sen demişsin. Ya peki efendim kim dedi orayı, ya? Dediğini söyledin ya kardeşim. Ya eski bir amaçlı. Bir dakika orayı kazdığın zaman bir herhangi bir şekilde bunlar tarafından bir takım gelenler olsa, polise intikal etse, polis de gelse baksa ki sen orayı kazıyorsun. O yasaklı madde de oradan çıksa senin üzerinden bu iş bir başkasına gitmez. Kazan sen. Saklayan sen, senin satacak olacak da evet. Sen diye kabul ediyorsun. Sittin seni bunları, anlatamazsın kendini. Senin bütün bunları bilebilecek, düşünebilecek yapıda bir insansın. Efendim, bütün bunlara rağmen işte. Polisi niye çağırıp da efendim benim bahçemde böyle bir şey olduğunu öğrendim, duydum. Yalan mı gerçek mi bilmiyorum. Ama ileride çıkarsa şimdiden ihbar ediyorum vatandaş olarak. Lütfen... Burada bir şey var mı yok mu bir dedektörünüzü getirin, baktırın, ileride benim başım yanmasın demen gerekmez mi? O an akıl edemedim işte efendim. Ya neyi akıl edemiyorsun ya? Peki o zaman ya? Akıl edemedin. Kız kayboldu. Her şey akıl ediyor ama bunu akıl edemiyorsun. Polise niye anlatmadın? Ben Şiko'ya bakmadan söylüyorum. Polise demedin ki Şeho gelip benim evimde Şiko'ya yasaklı madde aradığını niye demedin? Kendisi tam olarak nereye gösterdi? Bir dakika anlamadım. Şiko ne olmuş? Şiko geldiğinde kendisi tam olarak nereye söylemiş? Fahrettin madem söylemiş. Ya kardeşim o yanlış da söyledi. Ben efendim ben orada söyleyeceğim. Senin onun yanlış söylediğini de düşünebilirsin. Fahrettin ya gider bir bahçeyi bir tur atarsın. Bir şeyler bir değişiklik var mı? Kazınma var mı? Toprakta bir değişim var mı? Bu hissediliyor ya. Rahmi Bey, ben hiçbir şey bahçe görmedim. Dediğimiz öyle o kadar kocaman bir bahçeden bahsetmiyoruz. Bir evin avlusundan bahsediyoruz. Evet. Oraya 18 kilo bir şeyi gömerseniz o evin sahibi en az 1,5 metre. Aynen o evin sahibi orayı bilir. En az 1,5 metre. Zaten üstüne... ben bakarken hep sertti. Bunlar dedim. Bunlar yalan söylüyor. Fahrettin tamam, dedim bunu cezaevinde. Ya dur. Fahrettin bakın, bunu cezaevinde. Bunu bir saniye. Tam ekran verir ben. Misiniz? Bahçe dediğimiz yer bu kadar bir bahçeden bahsediyor. Hayır efendim ya. Evin karşısında. Neresi incir? Aha. Hayır efendim. Neresi incir dut? Bura evin girişi. Tamam neresi incir dut işte? Sol taraf diye anlattın ya. Şu dut ağacını görüyor musunuz? Evet işte. Tamam. Aa, işte orası. Dut ağacından sonra koca arazi gibi İncir yer ağacı neresi? Elmayla, İncirler dutun, sırayla. İncirin karşısı. Bak şimdi. Dün Allah'ım demedin ya mi sen elmayla incir karşılıklı demedin elma mi? Elmayla incir karşılıklı da. Sıra. Sırayla. Sen bilmiyor musun orada incir ağacı olduğunu tamam o zaman? Tamam da orası yumuşak toprak Yasin. Bugün mü deşildi? Ya hani arkadaş ben baktığımda inanmadım ama yine de inanmadım, itimat etmedim ama yine i̇timat de dedim bunlar bir şey yapmış olabilir dedim. Çünkü ben baştan tasdif etmiyordum bir şey Fahrettin'in evliliğini. Beyefendi tasdif bağırmadan konuşalım ya. Biz duyuyoruz, kulaklarımız duyuyor. Allah'tan şu ana kadar kulaklarımız ve bir de kulaklarımızı da kaybedersek yandık. Fahrettin'in evliliğini ben tasdif etmiyorum beyefendi. Zaten.
Fahrettin geldi. Evet. Sizin dediğiniz gibi polise vermeyi akıl edemediniz. Siz orayı kazmaya başladınız iki gün. İki gün sonunda diyelim ki o yasaklı maddeyi buldunuz. Ve bakın, bulamadınız işte ama kazdınız. Ama kazdınız. Amacınız bulmaktı. Belki yanlış yeri kazmış olabilirim. Bulup bulmadığınız da belli değil. Ne malum? O da malum. Bulup bulmadığınız da belli değil. Aynen öyle. Bak bizi de inandıramazsın. Polisi nasıl inandıramazsın diyorsun, biz de inanmayız. Çünkü inanmıyorum. Kimse inanmaz. Bulmadım dediğine de inanamıyorum. Çünkü... Senin bulmadığım sözüne de inanamıyorum. Kusura bakma. Heh, Rami Bey, hiç kusura bakılacak bir şey yok. Aynı sizin düşündüğünüz gibi o malın bir de bir sahibi var ya. Evet. O da inanmadı belki. Tabii. O da belki inanmadı. Hayır tabii, o da inanmamış olabilecek. Bu cinayet ondan da işlenmiş olabilir. Evet. Onun da inanmaması normal. Şimdi konu şu benim ama. Şimdi ben size dedim ki neden kızınız kaybolduğunda Şeyhoların adını vermediniz? Evet. Polise. Dediniz ki hiç onunla ilgili ben nereden, bir tek adını biliyordum Şiho diye. Polis onu nereden bulacak ki? Söylesem ne anlamı olacak ki dediniz burada yayında. Şimdi diyelim ki o maddeyi bulacaktınız. Polisi çağıracaktınız. Peki o zaman Şeyhoları nasıl polise anlatacaktınız? Polis. Madem kızınız kaybolduğunda Şeyho ile ilgili hiçbir bilgi yoktu elinizde de malı bulduğunuzda Şeyho'nu nasıl anlatacaktınız polise? Yani. Efendim ben eğer orada olmuş olsaydı hiç ellemeyecektim. Bunları çağıracaktım. Polisi de çağıracaktım. Evet, bunu geçecektim. Nasıl çağıracaktım? Ama öyle bir şey çıkmadı. Lütfen nasıl çağıracaktım? Telefon edecektim. Bunlar bana böyle bir dakika, dedi. Nereden telefon edecektiniz? Kendi telefonumdan. Kimi arayacaktınız? 155'i. Tamam. Pardon. 155'i aradınız. Polis pardon, geldi. Pardon. O zaman jandarma... Ha yine polis bakıyordu herhalde. Polis jandarma önemli değil. Hangisini aradınız? 154 veya 155 o zaman. Adam bir nasıl şey oyu nasıl bulacaktınız? 156. Ben bir tek adını Şiho diye biliyordunuz. Onu nasıl bulacaktınız? Söyleyecektim ismini. Bunlar çünkü... Biz yine geliriz. Bana dayı mı diyordu, polis amca mı ne sizin diyordu? Sizin evinizde sizde oturacak 3 günde, 5 günde onların gelmesini beklemeyecekler herhalde. Yani kızınızın kaybolduğunda onun adını vermemenizin bir nedeni vardı ya. Hiç yerlerini, yurtlarını bilmediğinize dair. Malı bulduğunuzda polisi yerlerini... çağırdığınızda nasıl onları bulacaktınız? Aynı şey değil mi? Tamam bak, yerlerini, yurtlarını der. Ben orada karakolda, jandarmada dedim ki ya Hürriyet'te, ya Küçükkırım'da, ya Caynak'ta, Bota'da mı ne oturuyor dedim ama tam kesin olarak bilmiyorum dedim. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.